Peki kalp ekmek için neler gerekli? Hemen hızlıca malzeme listemi sayıp hamurumu yoğuracağım. 1,5 su bardağı su, yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, aldığı kadar un ve tuza ihtiyacımız var. Ilık efendim, ılık suyumu aldım. Yarım paket yaş mayamız var, onu bu şekilde suyumun içerisine koyuyorum ufalayarak. Böyle. Burada da şekerim var. Şekerimi alıyorum. Şeker biliyorsunuz mayayı aktifleştiriyor. Yani mayanın her zaman bir aktif hale gelmesi gerekiyor. O yüzden böyle şekerle suyumu birazcık karıştırıyorum. Artık ekmek yapmayan kalmamıştır diye düşünüyorum, değil mi? Bence de kalmamıştır. Yani öğrenmişiz. Senin sayende hepimiz hamur yoğurmayı seviyoruz. Dün ne vermiştik biz? Bıçak. Birazdan bıçak Zafer bana WhatsApp'tan kazanan kişiyi atacak. Ben de hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Yağımız var. Bunu da vereyim Nermin oraya. Çünkü iyice oda ısısına geldi ya. Alayım aşkım. Evet, yağımızı koyduk. Tereyağımızı ekledik. Tuzumuzu koyacağım. Birazcık şunu böyle koyuyorum. Malum tuzu en son aşamada koyuyoruz. Biraz gözüme fazla geldi. Şöyle güzel bir hamur elde edeceğiz. Bu hamur efendim bildiğiniz pastaneden almış olduğunuz çıtır ekmek tadında. Biz kalp görüntüsü vereceğiz ama sizler istediğiniz tarzda sandviç şeklinde de yapabilirsiniz. Normal uzun bagetler de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bir hamur. Böyle. Güzelce yoğurma işlemi yapıyoruz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğuracağım. Şöyle bakın, yumuşacık bir hamur yaptım. Çok başarılı oldu vallahi. Oh. Onu güzelce toparlıyorum. Şöyle. Zaten sabahtan ön hamurumuz yoğrulduğu için hemen şekillendirmeye geçeceğim. Bak bak bak. Özlemişim. Özlemişim. Biliyorum, seviyoruz bu tadı. Ekmek hamurunda birazcık sert seviyoruz. Şöyle ekmeği katlaya katlaya yapıyoruz ki iç hamurunun daha gözenekli olmasını sağlıyor. İyice pürüzsüz olana dek de hamuru toparlamış oluyoruz. Oh, yumuşacık. İstediğim kıvam bu. Pamuk bak gibi bir hamur. Burayı almaya gerek yok. Hı-hı. Bunu koyacağım. Hı-hı. Ne yapayım? Baksana. Ay, güzel kabarmış. Hı-hı. Başarılı olmuş. Şöyle tutuyorsun. Ben şuradan şöyle hemen alıyorum. Öyle. Sen küstür diye küstürmedin. Aynen, ben küstürdüm. Küsmesin hamur bize. Hamur küserse görürsün bir daha, hayasızlık var mı? Yok, Allah şey değil. Benim keklerim küstü, valla kek yapamıyorum. Çok canım sıkılıyor. Ne oldu bilmiyorum. Kalıbını falan mı yeni değiştirdi? Evde her kalıp var. Her gerçi kalıpla denedim. Evet. Olmuyor. Çırpma kabın değişti. Valla nazar değdi, doğru söylüyorsun. Şey alabilir miyim? Hemen verdim. Şimdi efendim böyle bakın. Uzunlamasını aldım. Kaç tane çıkaracağım? Bilmiyorum ki. Bir. O acı küçük oldu ya. Bunlar iyi. Evet. Ha. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Şunları ekleyelim mi? Bak şu dördünü. Mermin, gene bilmiyorsun dostun düşmanını. Yok yok, öğrenemem ki ben. ben bu niyetlilikle efendim. Sanki ben çok biliyorum da. Öğrenemem. Ama bazı şeyler hayatta böyle tokat gibi yüzünüze çarpıyor ya. O zaman çok güzel öğreniyorsunuz yani. O tokat gibi çarpan her şey diyorsunuz ki. Hı hı. Yani boşa kürek sallamışım ya diyorsunuz. O zaman işte çok üzücü oluyor. Allah dedirtmesin. Ama o zaman da büyümüş oluyorsunuz. Yani bizzat yaşayan biri olaraktan gerçekten böyle bazı şeyler bir oh dedirtiyor insana. Her şeyde anlatılmıyor, her şeyde konuşulmuyor ama işte beni ekran başındaki izleyicilerim çok iyi anlıyor. Ben bunu hissediyorum. Biliyor musun, gerçekten acı oluyor. Yani sen de öylesin, her şeye çabuk duygusallaşan ve kırılan bir yapımız var maalesef. Çok fazla şey yapıyoruz herhalde, değer veriyoruz. Yok, çok fazla bence. Bir kaptırıyor muyuz? Ne oluyor? Kaptırıyoruz yani. İyi, tamam bak, iyi olmak çok güzel bir şey. Verici olmak çok güzel bir şey. Ben hayatımda neden kazandım hep biliyor musunuz? Gerçekten değer verip
karşılık beklemeden birilerine yardım ettiğinde Rabbim bana bunu 2 kat, 3 kat olarak gönderdi. Çok da güzel yerlere geldim. Kendi emeğimle, kendi gücümle, Rabbimin desteğiyle hep söylerim. Ama şöyle çok fazla da dışarıdaki, yani tabii ki aile deyince akan sular duruyor ama çok fazla da karşı insanlara hani böyle prim vermeyin yani. Sonuç olarak sonucu hüsran olabiliyor bazen. Duyduğunuz laflar karşısında. Evet. Böyle 20 senenizi veriyorsunuz, sonra diyor ki sevmedim, istemedim, yapmadım. Yani bunları duyunca insan biraz da olsa böyle kendini geri çekiyor. Ama olsun, güzel yürekli insanlar kazanacak. Diyorsun ki Allah'ım ne yemek veriyorum ben. Aynen öyle. Olsun. Neyse, Allah beterinden saklasın. Bir de çocukken büyüyorsun yani. Bunları yaşarken büyüyorsun, gelişiyorsun. Zorla büyütüyorlar. Yani sevmesi sevmemesi çok önemli değil bir insanın birini. Tabii canım. Tabii ki saygı duyması yeterli olacak. Herkes herkesi sevecek diye bir şey yok. Ama hak edilmediğinde de üzülüyor insan. Evet. Maalesef. Efendim. Sabahki mevzu işte. Şöyle şuraya bastırdık. Şöyle. Bunları malum ekmek olduğu için katlamamız gerekiyor. Ve şöyle baget ekmeği yapar gibi bir yuvarlıyoruz. Serpil, bir bıçakla şunu ortadan ikiye hemen keselim. Çok fazla Nermin, değil. Bak bıçaklarımız bugün çok güzel kesiyor. Hı-hı. Çok onu dikkat et. Onu ortadan çaprazına bir keselim. Şöyle yapayım. Heh. Kalp şeyini burada vereceğiz desenine. Kestim. Aynen, kesiyorsun çapraz. Bismillah. Bunu böyle yapıyorsun. Aa, altı geldi buraya. Şey yapalım, böyle yapalım. Ne bu? O zaman da onunki gelecek. Tüh. Ama öyle olacak, hepsi mecbur. Neyse, birazcık geldi. Evet, şöyle güzelce yapıp buradan da aynen. Bu şey oklu kalp olsun. Oklu kalp. Kalbi yarıladık. Aynen, kalp şeklini verdik. Şöyle ben göstereyim. Gel. Şöyle bakın, buradan böyle. Benim kalbim kırılmış Nermin. Görüyor musun? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Görüyor musun Nermin? Kırıldı. Alsın. Bu şey var ya Nermin, bence şuraya getirmeliyiz. Bak, buldum. Aynen aynen, birazcık uzunlamasını yapacaksın. Yata. Bismillah. Efendim şöyle. İçerisine peynir, sandviç, domates yapabilip çocuklara da okula koyabilirsiniz. Çocuklar için de hoş gözükecektir. Şu şekilde ben katlıyorum. Kalbimi ben yapıştırdım. Aynen, kalbimizi ortada yapıştırıyoruz. Sadece verevine kesiyoruz. Bakın bu kadar da pratik yani. Farklı sunum arayanlar için bugün böyle güzel bir ekmek yapalım istedik. Ortadan böyle verev. Hı hı. Şimdi gösterelim bir kere daha. Şu ekiyi buraya bırakırsak aynen, böyle daha aynen güzel olacak bence. Aa. Kestik. Bakın bunu böyle çeviriyorsunuz. Evet. Yapıştırdım. Bu kadar basit bir model. Gerçekten hem de güzel. Hı. Şöyle bastırıyorsunuz. Hayatınızda efendim hep söylüyorum. Şöyle dönüp dönüp geliyorum ama... İlk başta kendinizi sevin. Kendinize böyle güzel şeyler yapın mesela. Ekmekle kendinizi şımartın. Yani bugünkü tariflerimi kendim için hazırlıyorum deyin. Tabii ki evdeki çocuklarımız için, eşiniz, dostunuz için hazırlıyorsunuz ama ilk başta kendiniz mutlu olacak gibi yaşayın. Çünkü belli bir süre sonra kendini mutlu etmeyen bireylerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu da ister istemez hayatınızın her aşamasında sizi zorluyor. Değil mi Serpil? Ben zaten bugün böyle. Hı. Az biraz duygusalım. Ya sen boşa duygusal olma ya, boşver. Ya işte bazen özlemler diyelim, bazen şeyler, hepsi bir yere geliyor. Giden gitmiştir, gittiği günde bitmiştir, yapacak bir şey yok. Nasıl yapıyorduk bunu böyle? Hı. Azıcık uzatalım ki daha rahat oluyor uzayınca bak şeyi. Evet, ben bunları kalplerini, evet. Anne sen yuvarla onları. Ay, sen o da koy oraya. Tamamdır. Hem de bayağı bereketli çıktı. Hmm. O da iyi. Koy öyle. Şöyle. Şimdi büyüyünce şekillerini kaybetmesinler. Böyle. Hayır, bismillah. Şişt, kaçma. Bunu da koy. Geldim. Şöyle. Burada.
kalbimizi gönderdik. Sevgi dolu bir gün olsun efendim. Sevgi dolu güzelliklerle geçireceğimiz bir perşembe diliyorum. Ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim için. Gönderdiniz mi Zafer Bey kazananları? Hemen alalım. Bir bıçak setimizin kazananı vardı. Bıçak seti değil mi? Üzerine su süreceğim. Hemen ben sana şimdi bir kapla vereyim. Fırının altına da bir kaba su koyacağım. Malum ekmek yaparken ne yapıyorduk? Üzerinin böyle daha çıtır çıtır olması için hafif un eleyip biraz suyla böyle bularsanız çok hoş bir görüntüsü oluyordu. Alacağım sen bunu. Kalplerimiz. Hadi bakalım. Bir olsun. İnşallah hep olsun inşallah. Bakın şöyle bolca suyu veriyorum ki çıtır çıtır pişsin. Ekmek suyu çok sever pişerken. Böyle aman Allah'ım. Şimdi ıslattım geleyim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün yumuşacık pamuk ekmekler çıkacak. Çocuklara böyle sandviç yapabilirsiniz. İçerisine köfte yapıp koyabilirsiniz. Peynir, ekmek, salatalık. Of daha ne olsun. Evet zemine de bunu kalanı koyalım. Bunu koyalım. Şöyle gelsin mi? Gelsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gel, sen ver ben sileyim. Şuradan önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik 601 ayara verdim. Özellikle 601 yaptım ki fanda çok hızlı bir şekilde kuruyor. Kurumaması adına. Dönelim getir fırınımıza. Benim kalbi kırık ekmeklerimi nerede? Çok güzel olmuş. Pes pembe. Gelcim sen böyle. Tam kalp yavrum, olmuş. Yavrum kırıldı kalpleri şöyle. Kırıldı. Onu alayım hemen Serpil Kök. Önceden ısıtılmış fırınımıza yeni zeytinli ekmeklerimizi gönderiyoruz. Bu böyle çevirirsek biraz daha benziyor. Ah yavrum annem kırıldı kalpleri kırıldı. Hadi. İşte ne diyeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.